B kümesi tek rakamlardan oluşan bir küme olarak bize verilmiş. Hemen B kümesini bir yazalım liste şeklinde. Tek rakamlarımız 1, 3, 5, 7 ve 9 olarak gelecektir. A'yı ve B'yi şu anda biliyoruz. Kesişimlerini yakalamaya çalışacağız. Kesişim demek ortak eleman demektir. A'da ve B'de aynı anda bulunan elemanlar 5, 7 ve 9 olarak gelir. Kesişim kümemiz 3 elemanlıdır. 3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı da 2 üzeri 3'ten 8 olarak gelir doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. A fark B kümesi A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu kümedir. Bunu yakalamak için A kümesinin içinden A kesişim B'nin elemanlarını çıkartmak gerekir. Dikkatlice baktığımızda burada A kesişim B'nin elemanları 1, B ve 3 olarak gelmiştir. O zaman A fark B'nin elemanlarını bulmak istediğimizde A'nın içinden A kesişim B'nin elemanları olan 1'i, B'yi ve 3'ü çıkartmamız gerekir. Burada 1'i, B'yi, 3'ü almadığımızda geriye küçük A'nın, 2'nin, küçük C'nin, 4'ün ve 5'in kaldığını yani bunun 5 eleman elemanlı bir küme olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 5 elemanlı bu kümenin 2 elemanlı alt küme sayısını arıyoruz. Bu bizi 5'in ikili kombinasyonuna götürür. 5'in ikili kombinasyonu 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyeldir. Düzenlediğimizde 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 2 çarpı 1 çarpı 3 faktöriyelin geldiğini görmüş oluruz. Burada 3 faktöreller birbirini götürür. 20 bölü 2'den de aradığımız cevabı B şıkkı 10 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Burada yazan değerler bulundukları bölgelerdeki eleman sayısını veriyormuş. Buna dikkat edelim. Mesela şu maviye taradığım bölgede 5 tane elemanın olduğunu söylemiş olacağız. Aynı mantık diğerleri için de geçerli olacaktır arkadaşlar. Dikkatlice baktığımızda B kümesi A kümesinin iç kısmında verilmiş. Yani B, A'nın alt kümesi olarak geliyor. Eğer B, A'nın alt kümesi ise A ile B'nin kesişimi bize B'yi verecektir. A ile B'nin birleşimi de A kümesini vermiş olur. Bunu hatırlatmış olalım. Mesela burada A kesişim B demiş. Aslında bu A kesişim B bizi B'ye götürmüş olur. Yani burada da sayısı B, burada da sayısı B verilmiştir. Bu durumda B kümesinin eleman sayısı 6 olmalıdır ki 6 artı 6 bizi kaça götürmüş olsun? 12'ye. Gerçekten şu mavi ile çevrelediğim B kümesine baktığımızda 4 tane burada, 2 tane de burada olmak üzere 6 elemanı var. O zaman sayısı B dediğimiz B kümesinin eleman sayısı 6'dır. 6 artı 6 bize 12 verir. Yani birinci ifademiz doğru olarak gelecektir. İkinciye bakalım. A fark C'nin eleman sayısıyla B fark C'nin eleman sayısının toplamı 11'dir demiş. A fark C dediğimizde A'nın içinden C'yi çıkartırız. A'da olup C'de olmayan elemanları buluruz. O zaman ben şu kırmızıyla gösterdiğim kısmı devre dışı bırakacağım. Buradaki elemanlar hiç yokmuş gibi düşüneceğim. Bunlar dışında A'daki elemanlarımız 3 buradan 4 de buradan olmak üzere 7'dir. Yani A fark C bize 7 eleman vermiştir. B fark C'yi bulmaya çalışacağız. Burayı şöyle bir temizlemek istiyorum. B'nin içinden bu sefer C'yi gönderiyoruz. Yine ben C'yi şöyle alıyorum. Mor kısmın gittiğini düşünürsek B'nin içinde sadece şuradaki 4 eleman kalacaktır. Buradan da 4 eleman gelir. 7 ile 4'ün toplamı bize 11'i verdiği için ikinci ifademiz de doğru olarak gelmiştir. Üçüncüye bakalım. Öncelikle sayısı A kesişim B kesişim C'yi bulalım. Üçünün kesişim olan kısmına bakacağız. Yine burayı bir temizlemek istiyorum. Üçünün kesişimi olan üçünde birden bulunan bölge şu ikinin yazdığı bölge olarak gelecektir. Yani A kesişim B kesişim C bize 2 eleman vermiştir. B birleşim C'ye odaklanmamız gerekiyor. Onu da pembe ile gösterelim. B birleşim C dediği için şu pembe ile gösterdiğim tüm kısımları alacağımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu da bize 5 artı 2 artı 4'ten 11 elemanı vermiş olur. 2 buradan 11 buradan toplamda 13'e ulaşırız. Yani 3. ifademiz de doğru gelir. Bu durumda doğru cevabın E şıkkı olması gerekir. A kümesinin eleman sayısını x ile B kümesinin eleman sayısını y ile gösterelim. Burada bir içler dışlar çarpımı yapalım. Bu durumda 2x eksi 4 eşittir. 3y artı 3'ün geldiğini görüyoruz. Buradan da 2x eksi 3y'yi 4 artı 3'ten 7 olarak bulmuş oluruz. Arkadaşlar A ve B kümelerinin alt küme sayılarının çarpımı 4 üzeri 13'müş. Biz bunu 2'nin karesinin 13. kuvveti olarak yazarsak bize 2 üzeri 26'yı verecektir. A kümesinin eleman sayısı x olduğu için alt küme sayısı 2 üzeri x gelir. B kümesinin eleman sayısı y olduğu için alt küme sayısı 2 üzeri y gelir. 2 üzeri x ile 2 üzeri y'nin çarpımı bize 2 üzeri x artı y'yi verecektir. Bunun kaça eşit olması gerekir? 2 üzeri 26'ya eşit olması gerekir. Bu durumda x artı y'mizin kaç geldiğini görüyoruz. 26 geldiğini görüyoruz. A kümesinin eleman sayısı olan x'i bulmaya çalışacağız. Y'leri yok etmeye çalışalım. Şurada bir 2x eksi 3y eşittir 7'miz vardı. Şurayı 3 ile çarpalım x artı y eşittir 6'yı. Bu bize 3x artı 3y'yi 3 kere 26'dan kaç olarak verir? 78 olarak verir. Taraf tarafa topladığımızda y'ler gider 5x gelir. Bu da 78 artı 7'den 85 yapar x'imiz 85 bölü 5'ten 17 olarak gelecektir. x a'nın eleman sayısı olduğu için doğru cevabımızın a şıkkı 17 olması gerekir. A kümesinin elemanları eksi 2 kapalı 4 açık aralığındaki reel sayılar olarak geliyor. Bence biz bunları sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Daha rahat yorum yaparız diye düşünüyorum. Hemen şurada eksi 2 işaretledim. Burada da 4'ü işaretliyorum. Eksi 2 kapalı 4 açık olarak gelecek. Mavi ile A kümesini gösterdiğimizi düşünelim. Burası bize A kümesini versin. Hemen yeşille de B kümesini gösterelim. Eksi 1 kapalı 5 açık aralığındaki reel sayıları alacağız. Şurada eksi 1'i işaretledik. Şurada da 5'i işaretliyorum. Eksi 1 kapalı 5 de açık olarak gelecek. Yeşille şu şekilde göstermiş olalım. Bu da bize neyi vermiş olsun? B kümesini vermiş olsun. İkisinin kesişiminin bir alt kümesini arıyoruz. İkisinin kesişimi demek hem mavi hem yeşil olarak gösterdiğimiz yerler demektir. Dikkatlice baktığımızda bu da bizi eksi 1 4 aralığına götürmüş olur. Eksi 1 her ikisinde olduğu için kapalı aldık. 4 mavi de yani A'da olmadığı için orayı açık olarak alıyoruz. İşte bu bize A kesişim B'yi verecek. Şıklardan hangisi bunun bir alt kümesidir? Yani sayı doğrusu üzerinde e, tekrar gösterim yaparsak şuraya eksi bir dersek buraya dört dersek e, şıklardan hangisi eksi bir kapalı dört açık aralığıyla gösterdiğimiz bu kısımda yer alır? Bunu bulmaya çalışacağız. Dikkatlice baktığımızda bunun C şıkkındaki sıfır üç sıfır açık üç kapalı aralığı geldiğini görüyoruz. Sıfırı şurada işaretliyorum, üçü de burada işaretliyorum. Sıfırı açık aldım, üçü de kapalı aldığımda az önce belirlediğim eksi 1 kapalı 4 açık aralığının bir alt kümesini yakaladığımı görüyorum. Ve doğru cevabımı C şıkkı olarak işaretliyorum arkadaşlar. A kümesinin bize verilen bazı alt kümeleri ile A kümesini bir yakalamaya çalışalım. Burada A kümesinde küçük A'nın, küçük B'nin, küçük C'nin kesinlikle bulunduğunu söyleyebiliriz. A'yı zaten yazmıştık bunu tekrar yazmayız. A'yı zaten yazmıştık bunu yazmayız ama E ve D'yi yazmamız gerekir. E'yi yazdık, D'yi yazdık. Burada E ve D var tekrar yazmamıza gerek yok. E, sayılarımıza baktığımızda da 2'yi, 7'yi, 3'ü, 1'i kesinlikle yazmamız gerekiyor. Buraya 2, 7, 3 ve 1'i eklediğimizi düşünelim. Tabii ki bunlar bazı alt kümeler bunlar dışında da elemanların buraya gelebileceğini onun için söylemiş olalım. Biz ama A kümesinde en azından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elemanın olduğunu görüyoruz. Hani başka eleman eklenmemiş bile olsa A kümesinin alt küme sayısı en azından 2 üzeri 9 olarak gelecektir. Başka elemanlar eklendikçe bu alt küme sayısı da yukarıya çıkmış 2 üzeri 10, 2 üzeri 11 diye artmış olur. O zaman biz burada en azından 2 üzeri 9 tane alt kümemizin olduğunu görüyoruz. Şıklara baktığımızda o zaman A'nın alt küme sayısı 2 üzeri 9'dan daha küçük bir değer yani 2 üzeri 8 gelemez. Doğru cevabımızın A şıkkı 2 üzeri 8 olması gerekir. A kümesinin rakamlardan oluşan bir küme olduğu bize söylenmiş. Demek ki A kümesini oluştururken kullanabileceğimiz değerler 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olarak gelmiş olacaktır. Seçimlerimizi bunun içinden yapacağız. Bu değerlerin içinden yapmış olacağız. Burada A kümesindeki en büyük elemanın 7 olduğu bize söylenmiş. Bu durumda 8 ve 9'u saf dışı bırakmış oluyoruz. A kümesinde aynı zamanda 4 tane de çift elemanın bulunduğunu anlıyoruz. 8'i saf dışı bıraktığımızda zaten geriye 0, 2, 4 ve 6 olmak üzere 4 tane çift eleman kalıyor. Bu durumda A kümesini oluşturmak istediğimizde 7 kesinlikle var. Bunun dışında 0'ın, 2'nin, 4'ün ve 6'nın da kesinlikle olduğunu söyleyebiliriz. Biz bu 0'ı, 2'yi, 4'ü, 6'yı ve 7'yi çizdikten sonra 8 ve 9 da zaten olamayacaktı. Geriye 1'in, 3'ün ve 5'in kaldığını görüyoruz. 1, 3, 5 için herhangi bir sınırlama yok. Onların bu kümede olup olmaması şurada verilen durumları değiştirmeyecektir. O zaman kalan bu 3 elemanı A kümesine biz istediğimiz gibi ekleyebiliriz. E bu 3 elemanla 2 üzeri 3'ten 8 farklı alt küme oluşturabileceğimiz için oluşturacağımız her bir alt küme bize de farklı bir A kümesi verecektir. Yani buradaki şartları sağlayan 2 üzeri 3'ten 8 tane farklı A kümesi vardır. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. Mesela sadece biz burada 1'i yazsak 1A kümesi oluşur. Mesela 1 ve 3'ü birlikte yazabiliriz. 1, 3, 5'i birlikte yazabiliriz. Hiçbirini yazmayabiliriz. İşte bu durumlar zaten 2 üzeri 3'ten 8 tane farklı kümeyi bize vermiş olacaktır. Arkadaşlar 8 farklı alt küme 8 farklı A kümesine bizi götürmüş olur. Sarı bölgeyi S ile turuncuyu T ile kırmızıyı K ile maviyi M ile pembeyi de P ile gösterelim. Bize verilen kümelerden hangileri 3 renk ile temsil ediliyor bunu yakalamaya çalışacağız. Hemen birinciye bakalım A birleşim B diyor. A birleşim B'yi şöyle yazalım. A birleşim B'ye baktığımızda hem sarının hem turuncunun hem kırmızının hem mavinin geldiğini görüyoruz. O zaman ben buraya S'yi de T'yi de K'yi de M'yi de yazmak istiyorum. Bundan C'yi çıkartacağız. Tabi C'yi çıkarttığımızda mavi de pembe de gider. Pembe zaten bizde yok. O zaman bizden gidecek olan mavidir. Buradan mavi iptal ettiğimizde geriye sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere 3 rengin kaldığını görüyoruz. Demek ki birinci bize istediğimizi vermiş oluyor arkadaşlar. Hemen burayı bir temizleyelim. Şuradaki tiklerimizi temizlemiş olalım ve ikinciye bir odaklanalım. A kesişim B birleşim C diyor. Şimdi A'yı bir yazalım. A'ya baktığımızda sarı ve turuncunun geldiğini görüyoruz. Bununla neyi kesiştireceğiz? B birleşim C'yi. B birleşim C'de Turuncu, kırmızı, mavi ve pembe var. Hemen buraya T'yi, K'yi, M'yi ve P'yi yazıyorum. Kesişim dediği için iki parantezde ortak olanları alacağız. Burada tek ortak T olarak geliyor. Yani burası bize tek bir rengi turuncuyu verecektir. 3 renk olsun dediğimiz için ikinci bize istediğimizi vermemiştir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hemen üçüncüye bir bakalım. B fark A ile C'yi birleştireceğiz. Burada birleşim var. Buna dikkat edelim. Öncelikle B fark A'ya bakacağım. B fark A B'de olup A'da olmayanlardı. Bu da bizi kırmızı ve maviye götürmüş olacaktır. Buraya K'yi yazdım. Bir de M'yi yazmak istiyorum. Birleşim dedik. Şimdi C'ye bakacağız. Orada da mavi ve pembenin geldiğini görüyoruz. Bunları birleştirdiğimizde tabii M'yi bir kere yazacağız. Birleşim kümesi yazdığımız için K'yi, M'yi ve P'yi almış oluruz. Bu da bize 3 renk verdiği için 3. de bize istediğimizi vermiştir. Yani doğru cevabımızın D şıkkı 1 ve 3 olması gerekir. Eşit kümeler aynı elemanları içeren kümelerdir. Biz burada bunu yakalamaya çalışacağız. A'nın alt kümelerini yazacağız, oradan bir tane seçeceğiz. Aynı kümeyi B'de de yakalamaya çalışacağız. Bence bu bizi aslında A ve B'de ortak olarak bulunan elemanlar ile oluşturulan Alt kümelere götürecektir. Ama tamamen ortak elemanlara odaklanmamız gerekir. Mesela biz burada şu küçük A'nın ortak eleman geldiğini görüyoruz. Örneğin A kümesinin bir alt kümesi olarak küçük A virgül 3'ü yazabiliriz. B kümesinin bir alt kümesi olarak küçük A virgül 7'yi yazabiliriz. Burada küçük A'lar ortak ama 3 ve 7 ortak olmadığı için biz üste yazdığımızı altta elde edemediğimizi görüyoruz. O zaman hani ortak küçük A'yı kullanırken bunun yanına yine ortak elemanlardan yazmamız gerekir ki o ortak elemanlar hem üstte hem altta olduğu için eşit kümeler elde etme şansımız olsun. Demek ki mesela bizim burada A virgül 3 değil A virgül 5'e yazdığımız durum alt tarafta da elde edilebileceği için biz burada eşit alt kümeler yakaladığımızı görüyoruz. Yani bizden burada istenen aslında A ve B'de ortak bulunan dolayısıyla A kesişim B'nin elemanlarıyla oluşturduğumuz alt kümelerdir arkadaşlar. Hemen A kesişim B kümesini bir yazalım. Baktığımızda A kesişim B yani ortak elemanlar A, B, C, 4 ve 5 olarak gelmiş oluyor. Bunlarla oluşturacağımız her alt kümeyi hem A'da hem B'de elde edebildiğimiz için eşit kümelerimizi bu şekilde yakalamış oluruz. Örneğin A virgül B virgül 5'i hem A kümesinden hem de B kümesinden ne yapmış oluyoruz? Elde etmiş oluyoruz. İşte eşit kümeleri bu şekilde yakalıyoruz. O zaman bu 5'li ile elde ettiğimiz her alt küme hem A'nın hem B'nin alt kümesi olacağı için eşit kümeler olarak gelmiş olurlar. Bu da bize bu 5 elemanlı kümenin alt küme sayısı olan 2 üzeri 5'ten 32'yi verir. Doğru cevabımızın D şıkkı 32 gelmesi gerekir. B'nin A kümesinin alt kümesi olabilmesi için B'den en az kaç eleman silinmelidir bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi şu şekilde A kümesini bu şekilde B kümesini gösterdiğimizi düşünürsek... Burada B'nin A'nın alt kümesi haline gelmesi için B fark A dediğimiz... B'de bulunup A'da bulunmayan elemanların gönderilmesi gerekir. Geriye sadece şu kesişim kümesi kalmalıdır ki B A'nın neye haline gelmiş olsun? Alt kümesi haline gelmiş olsun. Şimdi biz B kümesine bir bakalım... Ee, B kümesi 1 ile 50 arasında 3'ün tam katı olan sayılarla oluşturulmuş. Bunlar bize 3, 6, 9 diye 48'e kadar giden sayıları vermiş olacaktır. A kümesine baktığımızda ise 1 ile 100 arasında 2'nin tam katı olan sayılar var A'da. Bu da bize 2, 4, 6 diye 98'e kadar olan sayıları vermiş olacaktır. Eğer B, A'nın alt kümesi olsun istiyorsak sadece kesişimdeki elemanların B'de kalması gerekir. Peki B ve A'nın kesişimdeki elemanlar nelerdir? Bir tarafta 2'nin tam katları, bir tarafta 3'ün tam katları var. 2 ve 3'ün tam katı olan sayılardır ki bu da bizi 2 ve 3'ün en küçük ortak katı olan 6'nın tam katlarına götürmüş olur. Ama dikkat edeceğimiz husus burada B kümesi 1 ile 50 arasında A kümesi 1 ile 100 arasında kesişimi aradığımız için 1 ile 50 arasında odaklanırız. Çünkü zaten B'nin 50'den daha büyük elemanları yok. Hatta burada en büyük elemanı 48 olduğu için 48'den daha büyük elemanın olmadığını söyleyebiliriz. Yani bizim burada B'deki 6'nın tam katlarını yakalamak için 1 ile 50 arasındaki 6'nın tam katlarına odaklanmamız gerekir. Bu da bize 6 kere 1'den 6, 6 kere 2'den 12 diye 48'e kadar olan 6'nın tam katlarını verecektir. Buradaki eleman sayılarını bir yakalamaya çalışalım. Normalde B kümesine baktığımızda 3, 6 diye 48'e kadar gidiyoruz. Buradaki eleman sayısını şöyle bulabiliriz. Hep 3, 3 arttırarak gittiğimiz için son terim 48 eksi ilk terim 3 bölü artış miktarı artı 1 ile bulabiliriz. Bu bize 16'yı verir. Şuradan da bulabiliriz. Bu 3 kere 1 bu 3 kere 2 en son 3 kere 16 geliyor. 1'den 16'ya kadar birer birer arttırarak gittiğimiz için burada 16 tane elemanın olduğunu söyleyebiliriz. Aynı mantıkla 6, 12, 48'e kadar gittiğimizde kaç eleman var? 6 çarpı 1 en son 6 çarpı 8 var. 1'den 8'e burada da 8 elemanın geldiğini görüyoruz. Demek ki B'deki 16 elemanın 8'i şu kesişimde bulunuyormuş. 8'i de şu B fark A'da bulunuyormuş arkadaşlar. B fark A'da bulunan bu 8 elemanı biz buradan sildiğimizde B'den gönderdiğimizde sadece kesişimdekiler kalır ve B kümesi A kümesinin alt kümesi olur. Demek ki B kümesinden silmemiz gereken eleman sayısı minimum 8'dir. Doğru cevabımızın B şıkkı 8 olması gerekir. Kesişimde bulunanlardan da silsek yine B A'nın alt kümesi olacaktır. Ama B fark A'dakileri kesinlikle silmemiz gerekir. Onlar da bize 8 taneyi vermiştir arkadaşlar. Kümelerimizi V şeması ile gösterirsek daha rahat yorum yaparız diye düşünüyorum. Bu bizim A kümemiz. Şu da bizim B kümemiz olarak gelmiş olsun. Hemen buraya A buraya B'yi yazmak istiyorum. Şimdi şu kırmızı okla gösterdiğim yer A fark B olarak gelecektir. Şurada pembe okla gösterdiğim yerde B fark A olarak gelmiş olur. Mor ile gösterdiğim yerde bize A kesişim B'yi ne yapmış olacaktır? Vermiş olacaktır. Şu üst taraftaki eşitliğe baktığımızda ee, A fark B'yi ben 2K olarak alacağım. Alacağım. B fark A'yı da 3K olarak alacağım ki 3 kere 2K'de 2 kere 3K'de bize 6K'yi versin ve eşitlik gelsin. O zaman A fark B'ye ben 2K yazmak istiyorum. Bu buradaki eleman sayısını bana verecek. B fark A'ya 3K yazıyorum. Bu da buradaki eleman sayısını bana vermiş olacak. E, kesişimdeki eleman sayısını da ne olarak alalım arkadaşlar? X olarak almış olalım. Bu durumda birleşimdeki eleman sayımız 2K, 3K, X daha bize 5K artı X'i vermiş olur. Biz 5K artı X'in kaç olduğunu biliyoruz. 24 olduğunu biliyoruz. A fark B boş kümeden farklıdır demiş. A fark B bize 2K'yi veriyor. Yani 2K'nin sıfırdan farklı olduğu da burada söylenmiş. Ee, 2K sıfırdan farklıysa K de sıfırdan farklı. 3K de sıfırdan farklı. 5K de sıfırdan farklıdır. Buna dikkat edelim arkadaşlar. B fark A'nın tüm tümleyeni kümesinin eleman sayısı en fazla kaçtır demiş. B'den A'nın tümleyenini çıkartacağız. Buna dikkat edelim. Şimdi ben B'yi şöyle pembeyle bir göstermek istiyorum. İşte buradan A'nın tümleyenini çıkartacağız. A'nın tümleyeni A'nın dışındaki kısımlar demektir. A'nın dışı da doğrudan bizi şuraya ne yapmış olur? Götürmüş olur. İşte biz B'nin içinden buraya çıkarttığımızda 3 K'yi göndermiş oluruz. Geriye sadece şuradaki X kalacaktır. Yani biz burada X'in alabileceği en büyük değeri ne yapmaya çalışacağız? Yakalamaya çalışacağız. Tabii 2K, 3K eleman sayısı adet belirttiği için tam sayı gelmelidir. K'ye 1 verdiğimizde mesela burası kaç gelmiş olur? 5 gelmiş olur. O zaman X'imiz 19 gelecektir. K'ye 2 verdiğimizde burası 10 gelir, burası 14 gelir. K'yi büyüttükçe X'in azaldığını görüyoruz. Ama biz X'in en büyük değerini arıyorduk. O zaman en büyük değeri K'ye 1 verdiğimiz durumda yakaladığımız 19 olarak alırız. X'in en büyük değeri 19'dur. Doğru cevabımızın burada D şıkkı 19 gelmesi gerekir. Buradaki 4 elemanı x Y, R ve M olarak aldığımızı düşünelim. Bunlarla oluşturacağımız bütün alt kümelerdeki elemanları çarpacağız. Bu çarpımın sonucunun kaç olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bir kere 4 tane eleman var, 2 üzeri 4'ten 16 tane alt küme elde edeceğimizi ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu 16 tane alt kümeden mesela bir tanesi X'tir, sadece X'in olduğu alt kümedir diyelim daha doğrusu. Bir diğeri sadece Y'nin olduğu alt küme, bir diğeri R, bir diğeri M'nin olduğu alt kümedir. İkilileri yazsak iki elemanları örneğin ne gelir buradan? X ve Y'nin olduğu alt küme gelebilir. Bunun dışında X ve R'nin olduğu alt küme gelebilir. Bu şekilde devam eder. Bakın burada şunu yapacağız. Hepsini yazdıktan sonra 16 tanenin hepsini mesela buradaki X'i alacağız. Buradaki X'i alacağız. Buradaki X'i alacağız. Başka alt kümelerde X gelirse onların da hepsini alacağız. Hepsini çarpacağız. X'leri çarptık kaç tane geldilerse. Devam ediyoruz. Y'leri buradan aldık. Buradan aldık. Başka geliyorsa onları da çarpıyoruz. Aynı mantıkla R'leri çarpıyoruz. Aynı mantık M'leri ne yapmış oluyoruz? Çarpmış oluyoruz. İşte bunların çarpımının kaç olduğunu bulmaya çalışıyoruz. O zaman bence bizim burada e, tüm alt kümelerde X'in, Y'nin, R'nin ve M'nin kaç kere bulunduğuna odaklanmamız gerekir. E, mesela biz burada X'in bulunduğu alt küme sayısını bulmak için şöyle bir yöntem uygulayabiliriz. Normalde X, Y, R, M ile 16 tane alt küme yazabiliyoruz. X'i bir kenara koyduğumuzda kalan şu 3 tane ile 2 üzeri 3'ten 8 tane alt küme yazarız. İşte bu 8 alt kümede X kesinlikle bulunmaz. O zaman eksi 8'den gelen diğer 8 alt kümede x kesinlikle ne yapmış olacaktır? Bulunmuş olacaktır. 16 alt kümenin 8'inde bulunmuyorsa 8'inde bulunur. Demek ki biz burada x'i kaç kere yazıyoruz? 8 kere. 8 kere x'i yan yana yazıp yani x'i daha doğrusu 8 defa yan yana yazıp çarptığımızda burası bize neyi vermiş olacaktır? x üzeri 8'i vermiş olacaktır. Aynı mantıkla y buradaki kaç alt kümede bulunur dediğimizde yine x, y, r ve m ile 2 üzeri 4'ten 16 alt küme yazarız. y'yi kenara koyduğumuzda x, r, ve M ile 2 üzeri 3'ten 8 tane alt küme yazarız. Bunlar da Y bulunmaz. O zaman 16 eksi 8'den kalan 8 tane de Y bulunur. Yani burada toplamda Y'yi 8 defa kullanmış oluruz. 8 tane Y'yi yan yana yazıp çarptığımızda Y üzerine gelecektir 8. Aynı mantık R'de ve M'de de geçerlidir. R üzeri 8 ve M üzeri 8 de burada gelmiş olur. Hepsini çarpacağımız için biz bunların hepsini çarparız. Kuvvetler 8 tek bir parantezde yazdığımızda x çarpı y çarpı r çarpı m'nin 8. kuvveti gelir. x, y, r, m dediğimiz değerler üst tarafta bize verilmişti. Bunları çarpacağız ve 8. kuvveti alacağız. 3'ü 3 üzeri 1 olarak yazdık. 9'u 3'ün karesi olarak yazdık. 27'yi 3'ün küpü yazdık. 1 bölü 3'ü 3 üzeri eksi 1 yazıyorum. Bunları çarptığımızda şunlar birbirini götürür. 3 üzeri 2 artı 3'ten 5 gelir. Şu çarpım bize 3 üzeri 5'i vermiştir. 3 üzeri 5'in 8. kuvveti de 3 3 üzeri 40'ı verir. Doğru cevabımızın C şıkkı 3 üzeri 40 gelmesi gerekir. Kırmızı, siyah ve mavi noktalarımızın etraflarında bulunan kareleri bir harflendirmek istiyorum. Buraya X diyeceğim, buraya Y, buraya Z, buraya M demek istiyorum. Buraya B diyelim, buraya C, buraya A, buraya D, buraya E, buraya da F'yi yazmış olalım. Siyah noktanın etrafındaki 4 değerin toplamı A kümesinin eleman sayısını verecek. O zaman A kümesinin eleman sayısı eşittir dedik. X artı Y artı Z artı M'yi yazmış olduk. Kırmızının etrafı etrafındaki değerlerin toplamı B kümesinin eleman sayısını verecek. Bu bize B artı C artı A artı D'yi verecektir. Mavinin etrafındakilerin toplamı da A kesişim B'nin eleman sayısını verecek. Bu da bize M artı E artı C artı F'yi vermiş olur. Birleşim kümesinin eleman sayısının en fazla olmasını istiyoruz. Hemen birleşim kümesinin eleman sayısını bir bulalım. Nasıl bulacağız? A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi kesişimin eleman sayısı. Bu durumda x artı y artı z artı m artı b artı c artı a artı d gelir. Kesişimi çıkarttığımızda ne gelecektir? Eksi m eksi e eksi c eksi f gelmiş olur. Birbirini götüren değerlerimiz var. Mesela burada neyin gittiğini görüyoruz. m'nin ve c'nin gittiğini görüyoruz. O zaman birleşimin eleman sayısı için geriye x artı y artı z artı b e artı a artı d... Eksi parantezinde diyelim E artı F kalmış oluyor. Biz bunun en fazla olmasını istiyoruz. Zaten buradaki 16 karede 1'den 16'ya kadar olan sayıları kullanacağız. Bunun en fazla olması için şu önünde artı olanlarda en büyük değerleri kullanalım. Şu önünde eksi olanlarla da olanlarda ise en küçük değerleri kullanalım ki buradaki işlem bizi en büyük sonuca götürmüş olsun. 6 tane değerimiz var. En büyükten başlayalım. 16, 15, 14, 13, 12 ve 11'i burada kullanmış olalım. En küçükleri olan 1 ve 2'yi de burada kullandığımızı düşünelim. 11'den 16'ya kadar olan toplamı bulacağız. 11, 16 daha 27 yapar. 12, 15 daha 27. 13, 14 daha 27. Burası 3 kere 27'den bize 81'i verecektir. 1 ile 2'nin toplamı da 3 yapar. 81 eksi 3 bizi 78'e götürür. Aradığımız cevabın D şıkkı 78 gelmesi gerekir. Burada A, B, C, D, E aynı evrensel kümenin alt kümeleri olarak geliyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bu arada buradaki evrensel küme E ile verilmemiş. Yani evrensel kümemizi mesela F kümesi olarak düşünebiliriz. Evrensel küme F gelsin. Çünkü burada E kümesinin de kullanıldığını görüyoruz. Bunun dışında mesela A ve B arasında bir yazıyorsa A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısı arasındaki farkın bir olduğunu anlıyoruz. Demek ki biri diğerinden bir fazla elemana sahip. Ama hangisinin elemanı bir fazla onu bilmiyoruz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bunu nereden yakalayacağız? Şu alt taraftaki eşitsizlik bizim için önemli. Bu eşitsizlikte şu en sağ tarafta bulunan kısmı bir ele almak istiyorum. Bunun üzerinden yorumlayalım. Hepsi üzerine geçiş yapmış oluruz. Mesela burada diyor ki A'nın tümleyenin eleman sayısı B'nin tümleyenin eleman sayısından küçüktür diyor. Aynı evrensel F kümesinin alt kümeleri oldukları için eğer A'nın tümleyenin eleman sayısı B'nin tümleyenin eleman sayısından küçükse B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısından ne gelmelidir? Küçük gelmelidir. Yani tam yer değiştirmiş halleri gelir. Hani bir örnek verelim. Ee, örneğin şu bizim A kümemiz olarak gelmiş olsun. Şu da bizim B kümemiz olarak gelmiş olsun. Ee, şurada 3 tane eleman bulunsun. Bu yazdıklarım eleman adetleri olsun. Ee, burada... Ee... 5 tane eleman bulunsun. Burada da 2 tane eleman bulunsun. Evrensel kümemizde F harfiyle göstereceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Şurada da 10 tane elemanın ya da 11 tane elemanın bulunduğunu düşünelim. Biz burada şunu görüyoruz. A'nın eleman sayısı 8, B'nin eleman sayısı 5. Yani A'nın eleman sayısı neyden fazla? B'nin eleman sayısından fazla. Tümleyenlerinin eleman sayılarına baktığımızda A'nın tümleyeninde 2 buradan 11 buradan olmak üzere 13 tane eleman bulunur. B'nin tümleyenine baktığımızda ise arkadaşlar 5 buradan 11 buradan olmak üzere 16 tane elemanın bulunduğunu görüyoruz. Bakın biz burada B'nin tümleyeninde 16 eleman A'nın tümleyeninde ise kaç eleman yakalamış olduk? 13 eleman yakalamış olduk. Ee, üstteki durum değişti. Buna dikkat edelim. Ee, aynı evrensel kümede oldukları için eleman sayısı fazla olanın e, tümleyeninde eleman sayısı daha az gelmiş oluyor. O zaman bu mantıkla düşündüğümüzde e, şuradaki durumun tam zıttı gerçekleşecektir. Yani kümelerin kendilerine geçtiğimizde D'nin eleman sayısı büyüktür, E'nin eleman sayısı büyüktür, C'nin eleman sayısı büyüktür, A'nın eleman sayısı o da büyüktür, B'nin eleman sayısı ne yapmış olacaktır arkadaşlar? Gelmiş olacaktır. O zaman A ve B'ye baktığımızda A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından büyük ve o büyüklüğün şu bir farktan geldiğini görüyoruz. O zaman B'nin eleman sayısına X dediğimizde A'nın eleman sayısı X artı 1 olarak gelecektir. B ve C'ye baktığımızda C'nin eleman sayısı B'nin eleman sayısı sayısından fazla. O fazlalık 2 gelmiş. B'deki eleman sayısı x ise o zaman C'deki x artı 2 olarak gelir. C ve D'ye baktığımızda D'nin eleman sayısı C'ninkinden fazla. O fazlalık 3'müş. O zaman D'deki x artı 2 artı 3'ten x artı 5 gelecektir. Son olarak D ve E'ye baktığımızda D'nin eleman sayısı E'den fazla ve 2 fazla olduğunu görüyoruz. O zaman D'ninki x artı 5 ise bunun 2 eksiği yani x artı 3 E'nin eleman sayısı olarak gelecektir. Arkadaşlar A'nın ve E'nin eleman sayıları toplamı 24'müş. A'da x artı bir tane eleman elde ettik. E'de x artı 3 tane eldeman elde ettik. Bunların toplamı bize 24'ü verecek. Buradan 2x eşittir 20 gelir. X'imiz 20 bölü 2'den 10 olarak hesaplanmış olur. Biz C'nin eleman sayısını arıyoruz. X artı 2 demiştik. X 10 ise x artı 2 10 artı 2'den 12 yapar. Doğru cevabımızın burada C şıkkı 12 gelmesi gerekir arkadaşlar.